Zafer Millet'ten yana Gazete Pencere'nin manşeti, hemen bir bakalım. 7 maddelik bir protokol imzalandı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki müzakereler olumlu sonuçlandı. Tekrar söyleyeyim, birazdan Ümit Özdağ Çalar Saat'te misafirimiz olacak. Nasıl düşünceler böyle yakınlaştı? Sonrasında sığınmacılarla ilgili ne düşünüyor ve neler söyleyecek yeni olarak? Bu bir referandum mu? Vurgu sürekli buna yapılıyor. Ve eğer bir referandumsa, bu referandumun en etkili sorusu sığınmacılar üzerinden mi? Sığınmacılar kalsın mı, gitsin mi? En etkili sorularından birisi acaba bu mu? Kılıçdaroğlu ile Özdağ Zafer Partisi Genel Merkezi önünde uzlaşmayı birlikte açıkladılar. Ümit Özdağ ortak açıklama sırasında ağırlıkla mültecilerin geri gönderilmesi üzerinde durdu. Türkiye'nin göçmenistan olmaması için partisine ve diğer partilere oy verenlere 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olma çağrısı yaptı Ümit Özdağ. Ve şimdi o zaman cümlesini hatırlatalım. Türkiye'nin göçmenistan olmasını istemiyorsanız Kılıçdaroğlu'na oy verin diyor Ümit Özdağ. Yarın öbür gün sığınmacı sayısı 10 milyondan 30 milyona çıkacak. Türkiye çok daha büyük bir sıkıntının içine girecek. Erdoğan ne diyor? Suriyelileri göndermeyeceğim diyor. Kendi inisiyatifleriyle geri dönmek isteyenler olduğu zaman zaten onlar geri döneceklerdir. Ama biz asla onları düşmana teslim etmeyiz. Bay Kemal, bunu böyle bilesin. Eğer annelerinizden ve babalarınızdan aldığınız Türkiye'yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız, Türkiye'nin Türkiye olarak kalmasını istiyorsanız, göçmenistan olmasını istemiyorsanız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Millet İttifakı'nın da vaadi seçim sonrası uluslararası hukuk çerçevesinde sığınmacıların ülkelerine gönderilmesi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da 28 Mayıs seçimini sığınmacıların gönderilmesi ya da kalması arasında bir tercih olduğunu söyledi. Hayır, ben sığınmacıları kendi ülkelerine göndereceğim diyorsanız Kılıçdaroğlu'na oy vereceksiniz. Şu anda Türkiye'de toplam Suriyeli sayısı 3 milyon 381 bin. Şu anda resmi rakamlarla Türkiye'de 4 milyon 994 bin Suriyeli var. Bunu hadi diyeyim 5 milyon. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısına ilişkin iktidar kanadında da kafalar karışık. Muhalefete göre 10 milyonun üzerinde sığınmacı kaçak var. Bana para verdin diye ben gidip de bugün 10 milyon, yarın 30 milyon sığınmacı gelecek, burada depo olacak. Ben depon muyum ya senin? Kusura bakmayın diyeceğiz. Biz bunları göndereceğiz. Şu an itibariyle tabii derdimiz bir an önce bu pazar gününü atlatmak. Yani atlattıktan sonra da mülteciler noktasında bir planlama, bir yol haritası çıkarılabilir. Bakıyorsun gencecik 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında gençler ellerini kollarını sallayarak sığınmacı diye bize geziyorlar ya. Bizim askerimiz orada şehit olacak. Beyler gelecek burada krallar gibi yaşayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sığınmacıların ülkelerine gönderilmelerine ilişkin bir takvim vermiyor. Millet İttifakı bir yıl içinde diyor. Bütün seçmenlere çağırıyor. Kızınız sokağa çıktığı zaman endişelenmek istemiyorsanız, oğlunuzu köşedeki bakkala yollar güven içinde yollamak istiyorsanız 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin. Bu ülkenizin göçmenistan olmamasının tek yolu. Kilise gittim, ana caddede neredeyse Türk esnaf kalmamış. Benim dükkanım var, vergi veriyorum. Suriyeli'nin de dükkanı var, vergi vermiyor diyor. Beka sorunu budur. Ne kadar bu? Dükkanı bana verir misin? Allah Allah. Bana bir de diş ver. Diş ver. Piş, vergi pişi aldım ya. Hiç kasım yok ya. Ya sen burada ustat mı yoksun, verginiz yok mu? Piş yok mu piş? Burası mağaza değil mi? Şehir merkezi ya. Nasıl piş yok ya? CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da Şanlıurfa'da bir Suriyeli esnaftan yaptığı alışveriş sonrası fiş istedi. Ama alamadı. Memleketin haline bakıyorum. Burada Suriyeliler komple işleri açmış. Vergi vesaire vermeden, fiş vermeden vatandaştan para kazanır. Şurada Türk vatandaşımız vergisini veriyor. İşte rekabetin haline bakın. Türk vatandaşın durumuyla Suriye'nin durumu bu kardeşim. Bunu bu hale getiren bu iktidardır.